Evet Sayın Başkan, Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek. Dev adımlarla Beykoz'un içinde yürüyoruz. Sizin kardeş aile projeleriniz var, sosyal yardımlarınız var, toplumsal destek merkeziniz TODEM var. İş buluyorsunuz insanlara. Bana da bir iş yani zamanı gelirse belki söyleriz. Estağfurullah. Estağfurullah. Bunlar önemli konular. Belediye sadece yani yol yapmaz, işte park yapmaz. Onun ötesinde mutlaka bu çalışmaları yapmamız icap ediyor. Bizim bunlar 1994'teki belediye hizmetleri içerisinde yer alan, toplumda yer tutan, vatandaşın da beğenisini kazanan çalışmalardı. Öncelikle iş konusuna önem veriyoruz. Hele Beykoz iş noktasında cidden sıkıntısı olan bir fabrikalar kapandıktan sonra. Yani şehre uzaklığımız, ister istemez bizim bu bölgede insanların iş ihtiyacı hasıl oluyor. Fabrikalar kapanınca onunla ilgili sıkıntılar oldu. Ama büyük oranda açtık. Geçen dönem içerisinde biz 2000 üzerinde insana iş bulmuşuz. Bu işi tabii belediye kendi kapsa içerisinde veremiyor. Çünkü belediyenin çalışanları bellidir, sayısı bellidir. Alırsa alsa bir dönem içerisinde belediye belki en fazla 50 kişiye insan alır. Sizde var, evet. 250 bin nüfusunuz var. Nüfusumuz bayağı genç bir nüfus. O nüfus içerisinde 50 kişinin esamesi bile okunmaz. Vallahi ama ben biliyorum 60'lı yıllarda 50 bin kişiydi. Şimdi 250 bin kişi. Daha da artacağız. Daha da artacak. Biz de yeni gelin böyle bölgeler giderse daha da artacak. Allah nasip ederse yeni bu kentleşme içerisinde biz dokuyu bozmadan, zorlamadan, sıkışıklık meydana getirmeden nüfusu artması gerektiğine inanıyoruz. Beykoz yani bu arazisi yapısı itibariyle mevcut nüfusu kadar bir nüfusu daha da alabilir, taşıyabilir diye de inanıyoruz. Ama alanı o geniş. Kadar hızlı gitmeyelim diye. Efendim biz, sizin sünnetleriniz var, düğünleriniz var. Evet bizim TODEM'i, size TODEM'i yeni kurduk. TODEM şu anda toplu danışma merkezimiz, güzel bir mekan ihdas ettik. Bu mekan içerisinde ikinci el eşyaları alıyoruz vatandaşlardan. Kendimiz temin ediyoruz ve onları vatandaşlara dağıtıyoruz. Yepyeni gibi dağıtıyoruz. Çok güzel. Bunun başında Sevim Gülşen Hanım diye bir kardeşim var. Çok gayretli, emek veren bir kardeşimiz. Bu işleri yapıyorlar. Ayrıca bizim beyaz masamız vasıtasıyla senelik en az 10 bine yakın hemşerimizin evine biz kumanya paketlerle misafir oluyoruz. Bunlar Ramazan ve diğer aylarda olmak üzere. 3 ayrı grup insanımız var bizim. Sürekli yardımı gerektiren, belli dönemlerde yardım yapması gerekir. Ve sen de bir kere yardımla gittiğimiz zaman onu memnun edeceğim insanlarımız var bizim. Böyle bir çalışmanın içerisinde beyaz masamız gayret gösteriyor. Ben düğünleriniz var Sayın Başkan. Evet yani ciddi olarak bunlar bir bizim emeklerimizdir. Bir şey daha dediniz orada siz. Ben hızlı geçtiğiniz için. Sünnet ha, sünnetlerimiz biz aşağı yukarı 4 yıldır bunu yapıyoruz. Geçmişte de yapmıştık. Bu dönem Çayır'da. Şu anda bu seneki rakamı 3000'i geçiyoruz. 3000 çocuğumuzu sünnet ettirdik aşağı yukarı. Bir de biz bir şey daha yapıyoruz. Gerçekten Beykoz'da sıkıntısı olan ama bunu beyan edemeyen veya çekinen insanların bir gençlerimiz vardır. Belki imkansız da evlenemeyenler. Bunları biz evlendiriyoruz. Evlendirme tabi nikah kıymak anlamında nikahlarında kıyıyoruz ama onun ötesine yine sponsorlar vasıtasıyla gerçekten yardımı seven insanlar ve aldığım imkanları da onların şimdi evlerine ben veriyorum. Size kaç tane evet duyduğunuzu evlenirken bilemiyorum ama kaç evet duyduğunuzu ben size bir tekraren hep beraber bir izleyelim bakalım. Evet. Kaç evetlenmiş size? Yanınızda duran bu güzel delikanlılarla size gönlünü veren, bize müracaat eden, evlenme talebi ileten bu delikanlılarla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Ramazan ayı boyunca tüm mahallelerde iftar sofraları kurarak on binlerce vatandaşımızın iftar sevincine. Efendim emeklerinize sağlık sizin. Hem mutluluk götürüyorsunuz hem o mutluluğun devam etmesi için çabalar sarf ediyorsunuz. Beykoz'u bir Beykoz şey yapıyorsunuz. Daha yapıyoruz. Hemen veterinerin arkasından görünen iftar sofraları gördünüz. Biz Beykoz'da bir şey değiştirdik. Belediyelerimiz gerçekten geçmişte sokakta olan insanlarımızın iftar saatlerinde kazanımları için bir gayret sarf ettik. Çadırlar kurmuştu. Bunu biz de, ben hiç çadır kurmadım. Hep belediye binamda bu hizmeti yapmıştım, vermiştim. Bu dönem bir farklı şey yaptık biz. Ramazan'da sokak iftarları diye bir kavram çıkarttık biz. Çok güzel. Bu kavramımız hamdolsun ilk sene biz başlattık, yalnız kalmıştık o sene. İkinci sene ilimizden bu kavramımıza sahip çıkıldı. Ve bütün belediyemiz şu anda sokak iftarları yapıyoruz. Ama oradaki maksadımız şu. Diyoruz ki iftarla yaparken maksat aç bir insan doyurduk tarzı bir yaklaşımı biz kaldıralım. Evet.
Bunun yerine komşular iftar yapma kavramını yerleştirelim. Ve bunları evlerine çağırarak bir noktada beraber buluşturalım diyoruz. Her akşam biz Ramazan'da 3-4 mahallemizde aynı anda iftar yaptırıyoruz. Başka bir şey daha yapıyoruz. Bizim işte bölgedeki güzel şeylerimiz var, hizmet veren mekanlar var. Onlara da bizim beyaz masamıza kayıtlı. Ama hayatında hiçbir kere o sosyal tesise gitmemiş veya gitme imkanı bulmayanlara da orada ağırlıyoruz. Yani benim hemşehrilerim, ben Beykoz'daki sosyal tesise gidemedim demesinler. İmkanı yok, gidememişse o ayıp oraya bizim ayıbımızdır diyoruz. Onu götürmek bize düşer diyoruz. Onları orada ağırlıyoruz. Bu da ayrı bir şeydir. Her sene 1200 hemşehrimizi öyle hedefliyoruz. Beyaz Masa'da 5000 tane kaydımız var bizim. 3600'ünü çözdük 3 sene içerisinde. Şimdi de bu sene yine 1200 arkadaşımızı, hemşehrimizi orada ağırlayacağız. Böylece yani sos masaya kayıtlı. Ben imkanım yok ama bu tesise giremedim diyenlere orada yemek yeme imkanı vereceğiz. Ne kadar güzel. Yani çok sahabet dolusunuz, çok insanlara sevgi dolusunuz. Bilgilerinizi, emeklerinizi, yapabileceklerinizi topluma aktarmak için adeta yırtınıyorsunuz. Bir de kardeş şehriniz var. Kardeş şehirlerimiz çok bizim. Çok. Çok. Onlarla... En önemlisi var galiba Londra. Yok. Mohaç var. Mohaç var bizim. Var. Münheim var. Münheim. Var. Londra'da yok. Yok mu? O zaman yanlış bilgi edinmişim. Evet. Varsa belki çok faal değil. Faal değil. Olabilir faal. Ama mutlaka orada bir kardeşlik payı vardır. Doğru. Yazmışlarsa doğrudur orada ama. Şimdi sizin Abraham Paşa korunuz var. Beykoz evet. Korunuz var. Mihrabat korusu var. Buralar muhteşem yerler Sayın Başkan. Fevkalade yerler tabii. İnsanlar oraya gidiyor ziyaret ediyor mu? Halk gidip orada oturabiliyor mu? Gidiyorlar. Mesire Beykoz yerleri korumuz olarak kullanılabiliyor açık, mu? Çok güzel Büyükşehir tarafından dizayn edildi, yapıldı. Poyraz köyünüz var. Polonez köyünüz var. Anadolu kavağımız var. Anadolu kavağı. Polonez köyümüz zaten tarihi bir mekan. Orada kökeni Polonyalı olan ama artık evet. Kendisi tamamen Beykoz olan hemşerilerimiz var orada bizim. Onlar güzel turizme dönük hizmetler sunuyorlar. Ziyaret edilmesi gereken mekanlardır Polonezköy. Gerçekten evet. Çok güzel bir hizmetler var onların. İyi bir kısa küçük tatil geçirilebilecek, hatta günübirlik gidilebilecek çok güzel yerler. Polonezköy bu konuda iyidir. Riva'daki yerlerimiz bu noktada gelişiyorlar. Cumhuriyet Köyü'nde buna benzer yerlerimiz var. Kavağımız sadece günübirlik turizme ve yeme içmeye yönelik olarak evet. Var. Ama kavağımızda Allah nasip eder de Yoros Kalemiz'in arkeolojik kazıları biterse ve biz orasını tamamen dizayn edeceği hizmeti açabilirsek turizm bakımından Yoros Kalesi İstanbul'da gözde bir mekan olacak. Yani böyle denizin ayaklar efendim, altına girebildiği bir Riva mekan Çayı'na, yok. Yaros Kalesi'ne, Beykoz'un her tarafına, sahiline zaman içinde çok güzel değerler katacaksınız. Riva bizim için özel bir proje olacak. Riva şu anda gelişiyor ama bizim düşündüğümüz farklı bir şey var. Çok az kişiyle paylaştığımız, biraz zamana yayacağımız bir çalışmamız var. O çalışma olursa zaten bizim Beykoz'u tutacak yer olmaz. Evet, yani kartal yuvası gibi olacak, evet, tepeden bakacak inşallah, dünyaya Beykoz. İnşallah, bütün arzumuz. Avrupa'ya bakacak. Tabii bütün bu hizmetler bir zamanla oluyor evet. Ve süreklilikle olabiliyor. Bunu ben şu anlamda söylüyorum. Geçen dönem... Her arkadaşımız mutlaka siyasette başarılı olmak ister. Her gelen ekibin başarısı vardır. Ama sürekli olmayan yerlerde, kırıklık olan yerlerde, bunu ben hemşehrilerim lütfen olarak anlamasınlar. Farklı düşünceler olduğu yerlerde bir anda hizmetlerin kesildiğini görebiliyorsunuz. Veya farklı kişiler farklılaştığını görebiliyorsunuz. Onun için Beykoz geçen dönem beni seçtiği için değil, süreklilik anlamında iyi bir tercih kullandı. Beni seçip seçmediğine kendileri karar verecekti. Ona bir şey diyemem. Ben görevimi yapmaya çalışıyorum inşallah. Yapmaya da devam edeceğim. Ama siyasette Beykoz'da bir siyasi parti iki defa iş başında kaldı. Yani Beykoz enteresan bir yer. Beykoz ve Sarıyer'de her dönem parti değiştirilir. Ama söyledikleriniz doğru. Yani böyle çok göçe uğramış, tabii, çok akıma uğramış. Böyle değişiklik olunca da bu sefer hizmetlerin aksaması, birisinin başlattığı projelerin arkasının devam etmemesi dolayısıyla. Bu dönem biz, geçen dönem 2004 yılında AK Parti ile başlayan dönemi, 2009'da aday değişikliği yaptı. Partimiz öyle uygun görmüşler. AK Parti yine devam etti. Ve bunun sonucu bu gelen hizmetlerin devamlılığı da bundan kaynaklanıyor.
Çünkü hizmetin devamını biliyorsun. Ne yapacağınız adını koymuşsunuz. Uzun bir proje bu. Bu projenin bir nokta kestiğiniz anda o sıkıntı vermeye başlıyor. Ben vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. İki dönemdir AK Parti'ye burada görev verdiler. Ve 10 yıldaki kazanımı Beykoz'un, açık söyleyeyim, yeraltı artık kolektörlerle doldu. Beykoz'un sahilleri pırıl pırıl koli basili olmayan deniz sularıyla şu anda. Girilebiliyor mu denize Beykoz sahillerine? Tabii. Şu anda en rahat denize gidecek olan mekanlar Beykoz mekanlarıdır. Beykoz sahilleridir. Yani bu konuda gurur duyuyoruz. Peki Beykoz sahillerinde böyle denize girilebilecek, plaj niteliği taşıyabilecek? Çok mekanımız yok belki ama zaman zaman hemşehrilerimiz giriyorlar. Çubuklu kıyısıdır, Kanlıca'da, Hisar'da, Beykoz ile belediye arasındaki alanda, İşte Riva kıyıları derken ya bu mekanlarımız bizim gayet temiz ve pırıl pırıl mekanlar. Yani Beykoz Belediyesi dediğimiz vakit sadece Beykoz'un semtine münhasır bir şey değil. Anadolu Hisarı'na kadar uzanan, Çubuklu'yu içine alan Paşa Bahçesi'yle Çekmeköy'e dayanan yukarıda. Tabii, 42 kilometre sahili olan bir ilçeyiz. 42 kilometre sahili olan. Böyle ufak bir şey değil. Öyle... Ama ne yapalım işte bazen. Şimdi, bölgemizde ciddi bir askeri bölgeler var. Biraz evet. Sahildeki onların kullanımları dolayısıyla sahilin bölümünde kullanılmadığımız yerlerimiz de var. Şunları da hatırlatmak istiyorum. Çünkü zamanımız oldukça daraldı. Sayın Başkan'la konuşmak, Beykoz'a yaptıklarını, yapacaklarını anlatmak böyle 1,5 saatlik bir programa çok zor sığıyor ama şu tarihi eserleri hatırlatmak istiyorum. Belki kulak doygunluğunuz vardır. Duymuşsunuzdur. Didim Kasrı, İskenderpaşa Camii, Anadolu Hisarı Kalesi, Küçük Yusuf Kasrı, Anadolu Feneri, Beykoz Kasrı, Anadolu Kavağı Kalesi, Midillili Ali Reis Camii, İskenderpaşa Camii ve Türbesi, On Çeşmeler, İshak Ağa Çeşmesi, Karakulak Çeşmesi, Paşa Çeşmesi, Kaymak Donduran Çeşmesi, İshak Ağa Çeşmesi ve yalılar sahilde ki bu yalıların en önemlilerinden biri de Anadolu Hisarı'ndaki Hekimpaşa Yalısı. Öyle mi Sayın Başkan? Evet. Poyrazköy, Polonezköy, Riva Çayı, Boğaz'da yapılan balıkçılık, Akbaba Sultan Türbesi, Yuşa Tepesi, Hazreti Yuşa Türbesi, İskenderpaşa Türbesi, Kırklar Baba Türbesi, Evliya Türbesi, Türkiye Kültür ve Koruma Vakfı'nın himayesinde Kaymak Donduran'da 200 yaşındaki kestane ağaçları, Beykoz Çınarı'ndaki 200 yaşındaki çınar ağacı, söylemekle bitmez, insanın dili yorulur. Sayın Başkan Yücel Çelikbilek'in emeklerine sağlık. Fevkalade güzel şeyler yapmışsınız. Sizlere ben Beykozlar adına ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir beldeyi ayakta tuttuğunuz için. Buyurun efendim. Bu saydıklarınızın daha fazlası var, azı yok. Bunlar hepsi güzel yerler. Mesire alanlarımız oldukça yoğun. Biraz önce bahsettim. Bazı projelerimiz var daha, onları daha söyleyemedim. Beykoz'da inşallah kapalı bir pazar inşamız söz konusu. Onu yaparsak Beykoz güzel bir eser kazanacak. Tarihi kışlamız bitti. Orası özel bir vakfa eğitim izletici tahsis edildi. O sürüyorlar. Biz şu anda bir şey daha başlattık. Vakıflarla temas halindeyiz. Bunlar daha birçoğunu 4 ayrı yeri vakıflardan devraldım. Ve bunlarla ilgili projelerimi başlattım. Yalıköy'de bir tekke vardı. Orasını şimdi restorasyonunu yapacağız. Yine Beykoz Merkezi'nin caminin arkasında bir yer var. Orasını aldım. Orasını Allah nasip ederse Mehmet Akif Ersoy Müzesi yapacağım. Hemen belediyemin dibinde bir kreşimiz vardı, yuvamız. Orasını şimdi yeni baştan restore edip orasını çok farklı bir kültür merkezi olarak inşallah Beykoz'a kazandırmış olacağız. Hemen Orhan Veli'den bahsettiniz. Orhan Veli Kanık Parkımız var Kavacık'ta. Onunla ilgili özel bir projemiz var. 20 dönüm arazidir burası. Çok güzel bir park çıkıyorlar. Buraya ilgili parkımız devreye giriyor. Küçüksu'da Küçüksu Çayırı'nı biz Büyükşehir'den devraldık. Marmara Üniversitesi'nin orada arazisi var. Şimdi yeni bir proje yapılıyor. Onlarla birlikte Küçüksu Çayırı'nı yeni baştan tarihine yakışır adı ihya edeceğiz. Bir şey daha, Küçük Çayırı'nda çok eski bir cami vardı. O caminin bulgusunu çıkarttık biz. Tescilini tekrar kurulan geçirttik. İzinleri alındı ve bir sponsor buldum. Bu hemşerimiz şimdi Küçüksu Sarı Kasrı'nın karşısında hemen o cami ihya edecekler. Yani tarihi eserlerde açığa çıkartıyoruz. Hekimbaşı şeyinden bahsettiniz. Hekimbaşı
Bizim de Ekinbaşı bölgemiz var ama bahsettiğimiz o yapıt Ümraniye ilçemizin sınırlarında kalıyor. Onlara da o hakkını vermek lazım. Orası da yapıldı ve kazandırıldı. Onun ötesi diğer yerlerimizin onarımına geçiyoruz. Yine vakıflarımızdan hemen Beykoz merkezde çınar altına, çam altına çıkan yerde bir tekke var. Orasını aldım. 650 metrekare bir alan içerisinde orayı onaracağım ve bir kültür merkezine orası inşallah dönüştüreceğim. Yine Taşocakları Camii'nde vakıflara ait bir yer vardı. Kapalıydı. Orasını da vakıflardan kiraladım. Orasını da hemşerilerimin orada hizmetlerine sunmuş oldum. Yine vakıflardan Paşabahçe stadımızın olduğu yerle ilgili bir sıkıntı vardı. Kulübümüzün neredeyse kapanma durumu sahasından dolayı söz konusuydu. Kulüp değildi, saha kapanmasıydı. Onu da vakıflardan ben devraldım ve kulübümüze tahsis ettim. Şimdi orayı da kullanıyorlar. Kanlıca'da bir başka yerimiz var. İnşallah orayı aldığım zaman Kanlıca'da mükemmel bir şey yapacağız. Orasına bir kültür merkezi yapacağım. Sayın Başkan, sizin yapacaklarınız saymakla bitmiyor. Bir şey daha bu var. Bu programa sığmadı. O şeyi de söyleyelim. Eyvallah. Kapatacağız ama sizle bir program daha yapacağım. İnşallah. O ileriki zaman içerisinde yaparız. Buyurun. Kanlıca'da tekke mevkiinde özel bir firma ya verildi vakıflar tarafından. Türk sanatlarla ilgili bir merkez yapılıyor. Bu merkez çok önemli. Ve camisi yapıldı. Camiyi halkımın görmesini arzu ederim. Beykozlar orası biraz uzun ters kalıyor insanlarımıza. Lütfen tekke mekanı yapılan camiyi Beykoz halkı gitsin ziyaret etsinler. Ve orada yapılan külliyenin bizimle beraber yapılıyor. Onun masrafları bizden geçiyor. Belli bir katkı bizim var. Uğraştık ama özel bir vakıf bunu yapmaya karar verdi. Ama müthiş bir merkez çıkacak orada. Tekkede yıllarca atıl duran çok kötü olan bir mekan şimdi cennet gibi bir mekana dönüşüyor. Doğrusu gurur duyuyoruz. Anadolu Hisarı kalemizde bizim Yıldırım Beyazıt'ın yaptığı bir açık hava mescidimiz var. Biz orasını sadece cuma günleri vatandaşlarımızın talepleri doğru onlara yardımcı olmak ve hislerine teslim olmak için orasını ihya ediyoruz. Cuma namazı kılıyorlar. Namaz sonrası da orada herkese bir fetih pilavı dağıtıyorlar arkadaşlarımız. Afiyet şekerim. Böyle bir zenginlik yaşanıyor. Festivallerimizde Beykoz'a damga vuruyoruz. Bu seneki festival 23'ünde başladı. 7'sinde inşallah Temmuz'u bitmiş olacak. Yine önümüzde hemen Ramazan ayımız başlıyor. Allah nasip ederse. Vatandaşlarımızla sosyal ilişkilerimiz içerisinde o ayı da onlarla beraber inşallah en az hedefimiz bu sene 100 bin insana iftar yemeği dağıtmak olacak. Böyle bir gayretimiz inşallah olacak. Allah utandırmasın. Ve ben şunu istiyorum hemşerilerimden. Bu yemeklerine lütfen iltifat etsinler. Bu bir fakirlere verilen yemek anlamda bir yemek değil. Hayır, sevgi bu şölendir. Bu komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve komşuluk adabını ve sevgisi ve muhabbetini yayabilmek için yapılan bir çalışmadır. Kimse buraya gelirken ve şunu da ben isteyeceğim. Bu sene benim bu işe sponsor olan hemşerilerimden, abilerimizden isteyeceğim, zenginlerimizden. Bu sofralara onları misafir edeceğiz. Onlar ne beraber oturacaklar. O sevgi paylaşacaklar. Sadece yardım ettin değil. Gel sofrayı da paylaşacağız kendine. Yani bizim iftar akşamlarımızı sponsor olanlar, arkadaşlarımı, dostlarını çağırsınlar. Hep sana beraber kendileri oturalım diyorsunuz tabii efendim. Sofra süremiz bir... Sayın Başkan, süremiz doldu. Eyvallah. Konuşacak, anlatacak evet, çok şeyimiz Beykoz'a... var. Sizin şahsınızda bize çok yardımları geçen basın müşaviriniz Abdurrahman Fidancı kardeşime ve de bu görüntüleri almakta zorlanmadığımız Burak Solmaz kardeşimize, Uğur kardeşimize hepsine teşekkür ediyorum. Ve başta Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben şunu son söz söyleyeyim. Halkınız için. Ben bu hizmetleri sadece kendim yapmıyorum. Benimle beraber çalışan başkan yardımcılarım, meclis üyesi arkadaşlarım, öyle meclis üyesi arkadaşlarıma çok özel teşekkür ediyorum. Ayrıca siyasi reklam olmasın ama ilçe teşkilatım benim arkamda bu anlamda ciddi anla duruyorlar. Evet. Bütün bunlara koşmamızda onların emekleri çok büyük, katkıları çok büyük. Ne kadar sıkıntı varsa bize taşımakta özel bir gayret gösteriyorlar. Yani bu bir sevda işidir. Bunu lütfen sözümüzü insanlar siyasal düşünmesinler ama gerçek bu. Yani bu işe sevdalı olmazsanız mahalle teşkilatından, kadın kollarından, gençlik kollarından hepsi bu işin sevdalısı olan arkadaşlarım. İsterse reklam kabul etsinler. Ama bu böyledir. Bu ekiple biz bu hizmeti yapıyoruz. Olmazsa, kopuk olursak hizmet yapamayız. Ben onlara teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok da Kadir Şinas'sınız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum herkese. Bizi takip edenlere.